Neredeyse karakolluk oluyorduk arkadaşlar. Çünkü 98 euroyu 30 saniyede hiç bu kadar hızlı harcamamıştım. Hani okulda 3. 4. günü böyle bir azar yiyorum ya. Hani annem tramvaya binmeden annem bulayım diye. Hayatımda hiç böyle koşmadım arkadaşlar. Yemin ederim. Ben bir gittim. Öğretmen sınav kağıtları verdi. Adam bağırıyor bir de. Hayatında o kadar kimse bana bağırmadı. Herkese merhaba, ben Sera. Kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önce çekmediğim bir video fikri ile karşınızdayım. Evet, 5 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve size bu videoda başıma gelen kötü veya değişik şeyleri anlatacağım. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Bence böyle yanınıza yemek bir şey alın. Çekirdek, çay, süt, bilmiyorum bir şeyler yiyin bu videoda çünkü daha eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Hadi videoya geçelim. Hepsini buraya yazdım. Çok da absürt yok aslında. Bazı şeyler çok absürt yani. Durun tam en baştan başlıyorum şimdi. Biz 2016 yılında mıydı? 2016 yılında Leipzig'e geldik. Kronolojik bir sırayla yaşananları söyleyeceğim hep. Biz eve taşınacaktık ve annem mutfak arıyordu. Çünkü bazen Almanya'da bazı evlerde mutfak yok hazır. Hani kendiniz almanız gerekiyor. Biz de annemle mutfak alacaktık ikinci el. Annem eBay'den ikinci el uygulamasından birisini buldum. Ondan sonra numarası falan da vardı annemde. Ama annem kadının zildeki ismini sormayı unutmuş. Yani soy ismini kadının bilmiyoruz. Biz gittik eve yani. Çok da uzakta bir yerdeydi, Leipzig'in bir yerinde. Annemin interneti yok. Kadını arıyor, ulaşamıyor. Ve kadının hangi zil bilmiyoruz. Sonra annem dedi ki, tamam ya ben hani buradaki zillere basayım, birisi açar. Hani biz de sorarız, belki kadını tanıyorlardır. İşte mutfağını satmak isteyen kadın falan. Sonra biz zillere bastık. Neyse ha. Sonra yaşlı bir kadın açtı arkadaşlar. Ben 10 yaşındayım. Annemden de bilmiyorum kaç yaşın o zaman. 35 falan. İkimiz de aslında iki tatlı kişiyiz. İnsanız. Kadın böyle. Siz bu binada ne yapıyorsunuz? Eğer binadan hemen çıkmazsınız polisi çağıracağım dedi. Biz böyle. Ha? Kadın bize polisi çağırmakla tehdit etti arkadaşlar. Biz sadece ona hani mutfağını satan birisini tanıyor mu binada diye soracaktık. Neredeyse karakolluk oluyorduk arkadaşlar. Çünkü apartmana girdik diye. Bu gelir gelmez başımıza gelen garip bir olaydı. Annem beni okula yazdırdım. Sonra ben de tatilden sonra okula gittim. Tabii Almanca biliyorum ama şey o başvuruydu. Yani biraz kolay işliyorduk müfredat orada. Özel bir okuldu çünkü biz tam şeyde gelmiştik. Ekim ayında gelmiştik. Yani Almanya'da sonbahar tatili olduğu zaman gelmiştik. Öğretmen dedi ki bize böyle Perşembe günü matı Klassenarbeit yazacağız dedi. Ben de şimdi kafamda çeviriyorum. Klasse sınıf demek. Arbeit de çalışma demek. Diyorum ki hani grup çalışması, sınıf çalışması yapacağız beraber. Hani Türkiye'de demezler mi böyle işte sınıf çalışması, grup çalışması falan yapacağız. Ben de okey ne güzel hani matematikte sınıf çalışması yapacağız. Grup halinde falan diye düşünüyorum. Sonra ben Perşembe günü okula gittim arkadaşlar. Hani iki gün sonra falan. Ve 4 ay matematik hiç görmemişim ben bu arada. Hani ben bir gittim. Öğretmen sınav kağıtları verdi. Ben böyle Klassenarbeit sınavmış. Neyse ondan sonra ben sınavı yapmaya çalıştım. Öğretmen sınavları geri verdi. Sanırım sınıftaki en iyi not ya da en iyi notlardan birisi bendim. 2 almıştım arkadaşlar. O kadar mutlu oldum ki yani 90-95 aldım gibi düşünebilirsiniz. Çalışmadığım bir matematik sınavından 90-95 aldım. 2 aldım. O kadar mutlu oldum ki. Ben şimdi yine aynı yıl Almanya'dayız. Bizim spor dersimiz var ama spor okulun spor şeyi olmadığı için biz bir spor yerine gidiyoruz. Bir spor yapılan kocaman bir yere gidiyoruz. Ondan sonra annem beni götürüyordu oraya. İlk ders olduğu için. Annem beni götürdü. Annem de beni bıraktı. Hani tramvaya binip üniversiteye gidecek. Ben de bir gittim. Her zamanki soyunma kabinimizde hiç eşya yok kızların. Sonra bir bakıyorum. Kimse yok kocaman spor yerinde. Böyle bakıyorum kimse yok. O kadar korktum ki. Hani hiç kimse yok. Ben böyle koşturuyorum. Çünkü telefonumda hat yoktu. Evet. Telefonumda hat yoktu. Ve böyle ne yapacağım bilmiyorum yani anladınız mı? SOS ışıkları yanıyor beynimde. Ondan sonra bana böyle bir sinir krizi. Ben böyle koşuyorum.
Hani annem tramvaya binmeden annem bulayım diye. Hayatımda hiç böyle koşmadım arkadaşlar, yemin ederim. Böyle koşuyorum, tamam mı? Sonra tramvay gelmiş, annem tramvaya binecekti. Gördüm ışıklara geçecektim. Anne! Falan. Annem de binmedi falan. Ama o kadar korktum ki yani. Sonra annemle okula gittik işte. Meğersem başka yerde spor yapıyorlarmış falan. Haber verin o zaman ya, Allah Allah. Şimdi bu hikaye tam benim gerizekalılığımdan ibaret. Bundan işte 2019 yılı Gotik Festivali var Leipzig'te. Böyle çok güzel, çok değişik insanlar, siyah siyah elbiseler giyiyor. Dünyanın birçok yerinden insanlar geliyor. Ben de babamla o festivale gideceğiz. Annem de Hamburg'a geldi. Çünkü buradan ev bakacak, buraya taşınacağımız için. Şimdi ben de giyindim, böyle siyah bir etek falan giydim. Vibe'a uyuyayım diye. Sonra bir de siyah kilotlu çorap giydim. Sonra o kilotlu çorap böyle sevmedim, bisiklet binecektik. Onu ben hani çıkartmak için eve gittim. Sonra ben elimizde olan tek anahtar, yani ben kendi anahtarımı içeride unuttum. Babam da bana kendi anahtarını verdi. Ben de onu girişin yanındaki masaya koymuşum. Hemen eve girdim değiştireyim falan diye. Kapıyı çektim arkadaşlar. Anahtar içeride kaldı. Ve biz böyle kapıyı açmak için uğraşıyoruz. Çok da kaliteli bir kapı değil zaten hani. Açma, böyle işte karton mu geçirmedik, böyle deniyoruz her şeyi. Ve artık 2 saat sonra çilingirci çağırmamız gerekti. Neyse, ondan sonra adamı aradık. Adam geldi, yani çok uzun sürmedi gelmesi. Ne oldu biliyor musunuz? Adam 30 saniye sürmedi. 30 saniyede böyle bir şey geçirdi, kapıyı açtı. Adam böyle 98 euro lütfen. 98 euroyu 30 saniyede hiç bu kadar hızlı harcamamıştım arkadaşlar. Yani evden çıkmadan bile. Yani aylarca biriktirdiğim para gitti. Ben böyle hayır. Benim suçum olduğum için kendim ödemem gerekti. Halen içimde yanıyor o 98 euro. O zamanın parasıyla böyle bir 500 lira falan mı yapıyordu, ne yapıyordu? Biz Hamburg'a geldik arkadaşlar. Benim böyle okulda 3. gün 4. günüm. Tarih hocası bize ödev verdi. Benim de özel ders öğretmenim var. Onunla beraber yaptık. Öğretmen de değişik bir öğretmen. Yani şey diyor. Hala sevmiyorum o hocayı zaten. Şey diyor. İşte ödevi yapın. Kendi puanınızı, kendinize not verirsiniz. Hani ödevi yaptığın ödevi kendin not verdin. Biz de hoca küçük gruplara ayırdı. Ve o grup içinde ben metnimi okuyorum. Herkes bana not veriyor. O metnini okuyor. Herkes ona not veriyor. Ben de hani biliyorum bu kişiler adamın 2-3 yıldır öğrencileri. Ben metnimi okudum. Herkes böyle Serap metin çok iyi. Kesinlikle kendine bir vermelisin falan. Böyle yani gruptaki herkes böyle. Ben de emin misiniz falan. Evet evet işte biz bu adamı biliyoruz falan. Ben de en yukarılardayım. Yani 5. kişi benim. Sera kaç veriyorsun dedi. Ben de 1 dedim. Ben de 1 dedim arkadaş. Adam böyle. Sera metnini okur musun? Ben de okudum. Adam böyle. Bu bir adam bağırıyor bir de. O hayatında o kadar kimse bana bağırmadı. Serra bu bir bu 5. Sen kendi nasıl bir verirsin? Berbat bir şey bu metin, berbat falan. Herkesin içinde bana bağırıyor. Ben böyle ne oluyor falan. O kadar. Sonra herkes benim ağladığımı falan düşünmüş. Ya. Benim sesim titriyor sabahları biraz. Bunun için ağlayacağımı düşünmediniz herhalde yani. Öyle yani. Ben dedim ki gruptakiler işte bana bu notu verdi falan. Onların da suçu var falan. Ama daha önce hani okulda 3. 4. günüm böyle bir azar yiyorum ya. Bu geçen yıl başıma geldi. Biz sınıf gezisi yaptık bisikletle. 200 kilometrelik yolu bisikletle 3 günde gittik. Kimse bana inanmayacak. Bu yüzden şurada bir video var. Gidin o videoyu izleyin. Son kalan 50 kilometreyi de biz feribota yetişmemiz lazımdı. Çok hızlı bisiklet biniyoruz. Yani böyle kimse nefes alamıyor falan. Feribota vardık. Adaya gittik. O adada çadırları kuracağız. Bizim çadırda bir sıkıntı çıktı. Böyle birisi bir yeri bozuk falan. Sonra herkes yemeğe gitti. Kimse bizi umursamıyor arkadaşlar. Ben ve Elena ben böyle ağlıyorum. Sinir krizi geçiriyorum. Panik atak geçiriyorum. Böyle kimse yardım etmiyor. Çadır kurulmuyor. Herkes kendisini düşünüyor. Herkes yemek yemeye gitti. Öğretmenin bile umurunda değil. Sonra Joanna geldi. Ne oluyor falan dedi. Neyse biz artık dedim ki boş ver artık. Kırıksa kırık umurunda değil. Gideceğim yemek yiyeceğim. Biz yemek yemeye gittik. Tabaklar böyle topraktan ve çok ağır tabaklar. Böyle ben elime aldım dedim ki bu ne ya hani
ne taşıyoruz? Taş mı taşıyoruz? Alt tarafı tabak yani. Böyle bayağı şey. Oturdum, tamam mı? Masada da öyle hani berbat muhabbetler dönüyor ki işte. Böyle hiç modumda değildim. Zaten sinirliyim. Geldiler yani bana. Ben dedim tamam ben gidiyorum dedim. Tabağı bir elimde, içecek bir elimde. Böyle kalktım masadan. Kalkmamla tabağı herhalde o an taşıyamadım. Tabak böyle oldu. Masaya geri düştü arkadaşlar. Yani düşünün şöyle. Sonra böyle taşırsam böyle oldu. Geri düştü bütün yemek masada. Tabak böyle ters döndü falan. Bildiğiniz flip yaptı. Sonra herkes bana bakıyor. Böyle bir sessizlik oldu. Yemek yerinde böyle bizim sınıf var sadece. Böyle bir sessizlik oldu. Herkes bana bakıyor. Ben böyle masanın altına saklanıyorum arkadaşlar. Tam Amerikan high school filmlerindeki gibi böyle herkes birden bana baktı. Ben böyle aa hayır o film sahnesi olmasın. Öğretmen bana geliyor. Diyor ki sınıf öğretmenimiz. Normalde severim adamı ama hani bana patladı hep. İşte Serra ne oluyor sana? Az işte neden böyle şeyler yapıyorsun? Biliyorum çok az uyudun falan. Alt tarafı tabağı devirmişim yani. Gören de adam öldürdüm sancak. Hocadan azar yedim arkadaşlar. Ben böyle ağladım böyle sinir krizi. Herkes bana bakıyor. Ondan sonra masamızda bir kız vardı ve böyle kız ben buna binmem. Babam helikopter yollasın helikoptere bineceğim falan. Biraz öyle bir kız. Biraz burnu havada diyebilirim. Ve kimse kızı sınıftan sevmiyor. Çünkü böyle hep burnu havada. İşte hep kendi düşünüyor. Hep şey ağlıyor. Hep işte herkes bana bakıyor. Diyorum ki ya ben şu kız gibi herkesin gözü önünde olmak istemiyorum diyorum. Sonra bir bakıyorum. Kız bizim masada. Çünkü herkes o kızdan nefret ediyor. Ben dedim ki ben o kız gibi herkesin gözdesi olmak istemiyorum. Herkesin gözünün önünde olmak istemiyorum gibi böyle bir cümle kuruyorum. Bir bakıyorum. Aa kız bizim masada falan. Çok değişik bir şeydi. Herkes gülüyor. Elena falan diyor ki Sela bu zamana kadar yaptığın en iyi espriydi diyor. Ben diyorum ki hayır yani kız bizim masadaydı. Ben fark etmedim ve neyse. Berbat bir sınıf gezisiydi. O vlogu izleyebilirsiniz. Ha, bu da geçenlerde olan bir şey ve böyle kapatacağım videoyu. Ben part-time işe başladım. O gün de Dua Lipa'nın konserinde çalışacağım. Bana dediler ki popcorn yap. Adam bana gösterdi böyle kocaman bir popcorn makinesi. Hani böyle anlatamam böyle kocaman. Ondan sonra tuz bitti. Hani bu kadarlık tuz bitti. Bu kadarlık şeker. Almanlar popcornu şeker diyor. O kadar şeker bitti. Benden her kasa falan çok dolu. Adama söylemek istemiyorum çünkü hani kasa dolu. Şeker bitti. Hani bir baktım yanında böyle küçük bir şey daha var. Dedim ki şimdi bu tuz mu şeker mi diye düşünüyorum. Şimdi parmağımı sokup da denemek istemiyorum yani hijyenik açıdan yani neden öyle bir şey yapayım. Sonra bakıyorum hiçbir şey yazmıyor. Hani şeker tuz olsa yazın oraya tuz değil mi hiçbir şey yazmıyor. Dedim ki tamam bu da şekerdir. Belki o onun içine sığmamıştır oraya koymuşlardır diye düşündüm. Hani içindeki ses de ya tuzdur falan diye düşündüm ama aman ne olacak. Meğersem arkadaşlar o cidden tuzmuş ve müşterilerden böyle birkaç kız geldi dedi ki affedersiniz bu popcorn tuzlu dedi. Adam böyle sen ne yaptın? Hani çok azarlamadılar beni açıkçası ama şey böyle ne yaptın sen o tuzmuş. Dedim ki aa ben bilmiyordum hani seni de rahatsız etmek istemedim. Bildiğiniz sonra biz ayırt etmeye çalışıyoruz. Hangi popcorn tuzlu hangisi tatlı. Bir tane popcorn alıyorum birisi tatlı diğerini alıyorum diğeri tuzlu yani. Böyle her şey karıştı dedim ki. Kesin işten kovulacağım. Herkes zaten dalga mı geçti? Aa popcorn tuzlu mu tatlı mı? Böyle bir dalga geçti herkes ilk 3 günümde. Neyse ondan sonra gittim Dua Lipa'nın konserini izledim. O da güzel yanıydı. Ama böyle arkadaşlar yaşadığım şeyler bunlardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Şimdi diğer taraftan beni izleyen insanlar var ya umarım komikçe anlatabilmişimdir. Çünkü ben bir Ceyda Kasabalı değilim. Ama elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Oturup da böyle video çekmeye aslında ben çok üşeniyorum. Ama oturduğumu da çekiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık haftada 2 gün video koymaya çalışacağım. Eğer Instagram ve TikTok hesabımı takip etmiyorsanız ederseniz çok 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 sevinirim. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ve bu yaşadıklarımdan sizce en garip olan ya da en kötüsü neydi aşağı yazarsanız sevinirim. Bakalım herkes neyin en kötüsü olduğunu düşünüyormuş. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Bye bye.